Kendi hayatında güzel şeylerin olmasını istiyorsan uğruna savaştığın hedeflerin olacak, mücadelen olacak, gayretin olacak, çaban olacak ve ne olursa olsun asla bırakmayacaksın. Eğer bunları yapmıyorsan güzel şeylerin sana gelmesini bekleme. Çünkü burası cennet değil. Burası dünya, burası kabiliyetlerimizin ortaya çıktığı yer. Mücadelen kadar güzel şeyler senin olur. Kainattaki canlıları incelediğimizde her canlı dünyaya gelirken adeta uzman çavuş gibi donanımlı ve eğitilmiş bir vaziyette geliyor. Ama insan öyle mi? Hayır, öyle değil. İnsan çaylak bir asker gibi doğumundan ölümüne kadar hep bir şeyler öğreniyor ve devamlı kabiliyetleri ortaya çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? Bir arıyı incelediğimizde arı anne karnından çıktıktan hemen sonra hemen vazifesine koşabiliyor. Veya bir keçi yavrusuna baktığımızda anne karnından çıktıktan birkaç saat sonra hemen yürümeye, koşmaya, zıplamaya başlıyor. Ama bir insanı incelediğimizde insan bir arı gibi hemen vazifesini öğrenemiyor. 10-15 yılda öğreniyor. Veya bir keçi yavrusu gibi hemen yürümeyi öğrenemiyor. Ancak 1-2 yıl içerisinde yürümeyi öğreniyor. Kainattaki canlıları incelediğimizde diğer canlılar kainata uzman çavuş seviyesinde gönderilirken insanlar ise çaylak bir asker seviyesinde gönderiliyor. Peki canlılar hayata çok hızlı bir şekilde adapte olurken bizler neden böyleyiz? Bizler neden böyle yaratıldık? Bunun hikmeti nedir? Bu arada bulunduğun alana sorular sormazsan o alanın yanlışlarını doğru kabul etmek zorunda kalırsın. Eğer bir şeylerden sıyrılmak istiyorsan, oradaki yanlışları fark etmek istiyorsan oralara sorular sor. Aklın ile olayları tefekkür et, analiz et. Allah bizim mücadele etmemizi, gayret etmemizi, kabiliyetlerimizi ortaya çıkarmamız için bizleri çaylak asker seviyesinde yarattı. Yine kainatı incelediğimizde bunu daha iyi görebiliyoruz. Diğer canlıların seviyesi hep aynı. Ama insanın seviyesi öyle mi? Hayır. İnsanın seviyesi ya artarak devam ediyor ya da azalarak düşüşe geçiyor. Bu senin gayretine göre ya yükseğe çıkacak ya da aşağıya inecek. Buna da ufak bir örnek verirsek olayı aklımıza daha iyi yakınlaştırabiliriz. 50 yıl önceki bir aslana baktığımızda ve şimdiki aslana baktığımızda arada hiçbir fark yok. Ama insan öyle mi? Hayır. 50 yıl önceki insanla şimdiki insan arasında dağlar kadar fark var. Yani eğer sen içindeki potansiyelini değerlendirirsen kainattaki en üstün canlı sen olabilirsin. Senin içinde en üst komutan seviyesine çıkabilecek bir potansiyel var. Allah senin içine böyle bir potansiyel koymuş. Sadece bu potansiyel senin mücadelene bağlı. Sen ne kadar mücadele edersen potansiyelin bir o kadar ortaya çıkar. Evet, uğruna savaştığın, mücadele ettiğin hedeflerin var. Ve o hedeflere ulaşmak için önüne çıkan her türlü acılara ve sıkıntılara katlanıyorsun. Peki, gerçekten uğruna mücadele ettiğin hedefler seni tatmin ediyor mu? Çektiğin acılara ve sıkıntılara değiyor mu? Bak bu soruları kendine sorman lazım. Yoksa sen de 60 yaşına gelen bir tanıdığım insanın dediği gibi keşke bu insanlar için bu acılara katlanmasaydım. O kadar insanlar için mücadele ettim ama hepsi boşmuş. Ne uğruna mücadele ettiysem uğruna mücadele ettiğim her şey elimden kayıp gitti. Hayatım boşu boşuna çektiğim acılar ve sıkıntılar ile doldu. Ve şu an ömrümü tamamlamak üzereyim. Senin de mi sonunun böyle olmasını istiyorsun? Hayır, buna izin veremem. Senin sonun böyle olmamalı. Şimdi kendine bir takım sorular sormanı istiyorum. Niçin bu acılara katlanıyorum? Kimin için bu acıları çekiyorum? Niçin bu mücadelem? Mücadele ettiğim şeyler kalıcı şeyler mi, geçici şeyler mi? Tekrar tekrar bu soruları kendine sorman lazım. Yoksa bulunduğun ortamın yanlışlarını doğru kabullenmek zorunda kalırsın. Sahi neden bu mücadelen? Daha güzel bir hayat için mi? Konforun için mi? İnsanlar için mi? Neden bu acıları çekiyorsun? Evet, sen niçin çekiyorsun bu acıları? Uğruna savaştığın şeyler gerçekten senin aradığın şeyler mi? Sana biraz yardımcı olmak istiyorum. 60 yaşına geldiğinde, tabii o zamana kadar yaşarsan, çok büyük hayal kırıklığına uğramaman için bir takım bir şeyler söylemek istiyorum. Eğer söylediklerime katılmayacaksan kapatabilirsin, hayatına devam edebilirsin. Ama bir gün söylediklerime katılırsan ben buradayım. Ama umarım senin için geç olmadan bunun farkına varırsın. Seni bekleyen büyük bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Eğer bu büyük tehlikeyi fırsata çevirirsen senin için
çok büyük bir kazanç olacak. Eğer fırsata çeviremezsen işte o zaman çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksın. Peki nedir bu büyük tehlike? Nedir bu fırsat? Bu fırsat ve tehlike dünyadaki tek gerçek olan ölüm. Eğer tek dünyalı olursan, yani dar ve sınırlı bir hayat için ideallerin ve yaşamın olursa ölüm, yani en büyük tehliken tsunami gibi elinde ne varsa hepsini silip süpürecek. Elinde hiçbir şey kalmayacak, çok pişman olacaksın. Ama sen çift dünyalı olursan, o zaman ölüm senin için bir fırsat olacak. Dünya elinden gitse, elinde ikinci hayatın olan ahiret alemi var. Ve ölüm o zaman senin için bir yok oluş, bir bitiş olmayacak. Tam tersi, bir başlangıç, yeni bir hayata geçiş olacak. Ölüm, şu dünyada bir türlü arayıp bulamadığın ne varsa hepsine kavuşabilmen için nurani bir kapı olacak. İşte birinci dünyalı adam gibi ölüm senin hiçbir şeyini silip süpürmeyecek. O zaman keşke demeyeceksin, ahlar vahlar çekmeyeceksin, feryatlar etmeyeceksin, çok büyük hayal kırıklığına uğramayacaksın. Yani demek istiyorum ki bu dünyadaki yerin ve makamın ne olursa olsun hepsini kalıcı cennet alemini kazanabilmen için araç olarak kullan. Asla amaç olarak kullanma. Burada ufak yine bir dipnot geçmek istiyorum. Bir Müslüman her şeyi elde edebilir. Birçok saygıya, değere de sahip olabilir. Ama asla bunları amaç olarak kullanamaz. Sadece kalıcı aleme gidebilmek için araç olarak kullanabilir. Yoksa bir Müslüman bunları da elde edebilir. Tekrar söylüyorum. Tek dünyalı insan gibi her şeyi amaç olarak kullanırsan ölüm geldiğinde bütün amaçlarının hepsini silecek ve ahirette de kat kat zararını göreceksin. Eğer sen gerçek menfaat istiyorsan, gerçek haz ve lezzet istiyorsan o zaman senin Allah'a kul olman lazım. Çünkü Allah bu dünyanın ve ahiretin sahibidir. Sen onun için mücadele ve gayret edersen Allah senin iki dünyanı da cennete çevirir. Hayır, kendine ve tüm insanla bu zulmü yapamazsın. Anlık zevklerin, konforun, lezzetlerin için en büyük tehliken olan ölümü düşünmeyerek yaşayamazsın. Umursamayarak hayatını geçiremezsin. Eğer böyle yaparsan bil ki sadece kendini kandırmaktan başka bir şey yapmazsın. Geçici zevklerle kendini oyalayıp durursun. Ama ölüm geldiğinde benim bu söylediğimi anlayacaksın ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Haydi yapma kendine bu zulmü. Bazı şeylerin farkına ölmeden var. Zaten ölünce bunun farkına varacağız. Mesele bu dünyada bunun farkına varmak lazım. Hayır, ben kendime bu zulmü yapmak istemiyorum. Kendimi kalıcı olarak motive etmek istiyorum diyorsan tek kalıcı, sonsuz, baki olan Rabbini tanı. Onun için yaşa, onun için acılara ve sıkıntılara katlan. Eğer sen onun için acılara ve sıkıntılara katlanırsan o seni asla zayi etmez. Yaptığın her şeyi El-Hafız ismi gereği kaydeder ve El-Şekur ismi gereği hepsini ahirette kat kat sana verir ve seni orada ebedi bir şekilde mutlu eder. Ebedi acılar ve sıkıntılar çekmek istemiyorsan haydi kalıcı ahiret alemin için bugünden harekete geç. Ve Allah'ın sana dünyada göndermiş olduğu her şey bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendir.